Hepinize tekrar merhaba. Bu videodaki amacımız evrenin ne kadar muazzam ve geniş olduğunu kavramaya başlamak olacak. Açıkçası beynimiz bunu tam anlamıyla kavrayamamaktadır. Bu videoda göreceğimiz üzere evrenle kıyaslandığında çok küçük olan şeylerin büyüklüğünü bile bazen tam olarak anlayamıyoruz. Ve işin aslı evrenin tam boyutunu da bilmiyoruz. Şimdi Öncelikle gelin bizlerin ne kadar küçük olduğumuzu anlamaya çalışalım ha? İşte şurada Kaan Akademi'nin kurucusu Salman Kaan'ın resmini görüyoruz. Kendisinin boyu giydiği ayakkabıya bağlı olarak yaklaşık 1.75. Ayakkabıya göre belki 1.77 oluyordur, olabilir. Belki 1.77 oluyordur. Ama bu video için gelin boyu kabaca biz ne yapalım? 1.80 diyelim. Aslında ayrıntılı matematik hesapları yapmamak için kabaca 2 metre olarak alalım ve devam edelim. Eğer salmanı yere 10 defa ard arda yatıracak olsak bir tırın uzunluğunu elde ederiz. Bu yaklaşık 20 metreye denk geliyor. Yani salmanın boyunun 10 katı. Şimdi bu tırı da ayakta duracak şekilde dik olarak 10 defa üst üste koyarsak yaklaşık 60 katlı bir gökdelenin yüksekliğini elde ederiz. Yani şöyle de diyebiliriz. Eğer salmanı alıp 100 kez üst üste koyarsak 60 katlı bir gökdelenin uzunluğunu elde ederiz. Şimdi bu gökdeleni alalım ve bunu yatay şekilde 10 kez art arda dizelim. Bu sefer de yaklaşık olarak Golden Gate Köprüsü'nün uzunluğunu elde ederiz. Ha bu arada bir kere daha hatırlatmalıyım ki size kesin sayılar vermiyorum. Bunları yaklaşık sayılar olarak düşünün lütfen. Yani belki tam olarak 10 katı değildir ama ona yakın bir şeydir. Evet, artık yaklaşık 1 kilometre gibi bir uzunluktan bahsediyoruz. Aslında Golden Gate Köprüsü 1 kilometreden daha uzun. Fakat köprünün iki ayağının arası yaklaşık 1 kilometre kadar. Şimdilik 1 kilometrenin yaklaşık olarak bu kadar olduğunu düşünmeniz bile size kilometre derken ne kadar bir uzunluktan bahsettiğim konusunda bir fikir verecektir. Şimdi bu uzunluğu 10 ile çarptığımızda büyük bir şehrin boyutlarını elde ederiz. Burada San Francisco'ya ait bir uydu fotoğrafını görüyorsunuz bakın. Golden Gate Köprüsü de işte tam burada. Bu resmi kopyalayıp yapıştırırken yaklaşık 10 kilometreye 10 kilometrelik bir alanı almaya çalıştım. Bu ölçeği de bu şekilde düşünebilirsiniz. Bence bu resimde ilginç olan şey şu. Bu ölçeye geldiğimizde ilk kez şehirleri görebileceğimiz bir boyut elde ettik. Fakat aslında bir şehre bu ölçekte baktığımızda günlük hayatta genel olarak algıladığımızdan çok daha büyük bir şeyle karşı karşıyayız. Evet, bu bir köprü ve sonuçta sanırım hepimiz bir köprünün üzerinde bulunmuşuzdur öyle değil mi? Dolayısıyla da bir köprünün neye benzediğini çok iyi biliyoruz. Yani köprünün kocaman bir yapı olduğunu biliyoruz. Köprü kavrayamayacağımız bir şeymiş gibi gelmiyor bize. Öte yandan şehir bir bütün olarak kavrayamayacağımız bir şey. Bir şehrin içinden arabayla geçebiliriz. Uydu görüntülerine bakabiliriz ama eğer bu görüntülerin üzerinde bir insanı göstermeye kalksam inanılmaz derecede küçük görünecektir. Hatta insanı göremeyiz bile. Görsel üzerinde bir pikselden daha küçük olacaktır. Bu görseldeki bir ev bile bir pikselden küçük. Neyse Şimdi 10 çarpmaya devam ediyoruz. Eğer şehri de tekrar 10 çarparsak, yaklaşık olarak San Francisco körfezi kadar bir alan elde ederiz. Bu bütün kare, yaklaşık olarak buradaki şu alan kadar. Şimdi tekrar 10 çarpalım. çarpalım. Bu arada bu karenin de yaklaşık 100 kilometreye 100 kilometre kadar olduğunu belirtelim. Şimdi ise yaklaşık 1000 kilometreye 1000 kilometre ölçeğindeyiz ve artık Amerika'nın batı yakasının büyük bir kısmını görebiliyoruz. Burası Kaliforniya. Nevada burada. Buralarda da Arizona ve New Mexico. Yani burada artık büyük bir kıtanın kocaman bir parçasını görebiliyoruz ve açıkçası bu sürekli karşılaştığımız ve kullandığımız ölçeklerden öte bir büyüklük. Bazen haritalara bakarız ve belki sizler de haritalardan bu tarz görsellere alışıksınızdır. Fakat haritada gördüğünüz böyle bir mesafeyi yürümek zorunda kalsaydınız bu epey bir zaman alırdı ama değil mi? Uçakların bize göre neredeyse akıl almayacak kadar hızlı gidiyor olmaları aslında bize kıtaların o kadar da büyük olmadığını hissettirebilir. Çünkü uçakla kıtaların bir yerinden ayrı başka bir noktasına 5-6 saatte geçebilirsiniz. Ancak bunlar aslında muazzam mesafeler. Şimdi eğer yine bu bin çarpı bin kilometrelik kareyi alır onla çarparsak yaklaşık on bin kilometre olan dünyanın çapına hayli yakın bir uzunluk elde ederiz. Bu da algılayabileceğimizden çok büyük bir boyut. Ama yine de sonuçta dünyada yaşıyoruz ve bu mesafeleri dünyayla ilişkilendirebiliyoruz. Şimdi dünyanın çapını onunla çarparsak yaklaşık olarak Jüpiter'in çapını elde ederiz. Esasında Jüpiter'in çapı dünyanın yaklaşık 11 katı kadardır. Şimdi Dünya'yı Jüpiter'in yanına koyduğumuzu düşünürsek ki gerçekte tabii ki de iki gezegen birbirlerine bu kadar yakın değiller. Ama öyle bir durumda ikisi de ne olurdu? Tabii ki ikisi de yok olurdu. Yani dünya kesinlikle yok olurdu ve büyük ihtimalle Jüpiterle birleşirdi. Ama farz edelim ki dünyayı Jüpiter'in yanına koyabilseydik o zaman Jüpiter'in yanında buradaki gibi görünürdü. Açıkçası kesinlikle Jüpiter çizdiğim bu şemalardan benim kavrayamadığım ilk şey. Dünya da zaten çok büyük ama çap olarak Jüpiter dünyanın çapından yaklaşık 10 kat daha büyük kütle, hacim vesaire her konuda dünyadan çok daha büyük. Biz şu an çapları karşılaştırarak yaklaşık 10 kat daha büyük olduğunu söylüyoruz. Evet, hadi şimdi devam edelim ve Jüpiter'in çapını da onunla çarpalım. Bu da bize Güneş'in çapını verecek. Jüpiter'in 10 katı. <laughs> i̇şte bu Güneş. Jüpiter'i bunun yanına çizecek olsam, bir dakika pembeyle çizeyim. <laughs> Jüpiter yaklaşık bu büyüklükte olacak ve Dünya da yaklaşık şu kadar olacak. Hepsini yan yana bu şekilde düşünebilirsiniz. Uf, güneş gerçekten de devasa boyutta. Neredeyse her gün onu gördüğümüzde boyutunu böyle bu şekilde düşünemiyoruz ama değil mi? Aslında Güneş akıl almaz derecede büyük. Düşünsenize. Dünya bile bizim için akıl almaz derecede büyük bir şey ve Güneş ondan da yüz kat daha büyük. Şimdi devam edince işler gerçekten ama gerçekten tuhaflaşmaya başlayacak. Şu an dünyanın çapının 100 katı olan Güneş'in çapına kadar geldik. Şimdi bunu 100le çarptığınızda bu Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi verir. Güneşi buraya küçük bir piksel olarak çizdim. Dünya ise çizmedim. Çünkü bir piksel bile Dünya için çok büyük olacak. Eğer düzgün bir şekilde çizmek istersek dünya bir pikselin yüzde biri kadar olmalı. Gördüğünüz gibi dünya ve güneş arasındaki mesafe inanılmaz. Güneşin çapının yüz katı kadar. Bu gerçekten çok 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 büyük bir uzaklık. Ha yalnız şunu tekrar hatırlatayım. Birazdan göreceklerimizin yanında bu gördüğümüz mesafe bile göreceli olarak daha kısa. Tekrar edersek güneş dünyanın çapının yüz katı. Güneş ve dünya arasındaki mesafe ise güneşin çapının 100 katı. Buna dünyanın çapının on bin katı da diyebilirsiniz. Of bunlar akıl almaz mesafeler. Şimdi 4,2 ışık yılı uzaklıkta olan en yakın yıldıza bakalım. Buna olan uzaklık dünya ve güneşin arasındaki mesafenin 200 bin katı kadar. Yine akıl almaz bir mesafeden bahsediyoruz. Size bu cisimlerin birbirlerinden ne kadar uzakta olduklarını kabaca şu şekilde anlatmayı da deneyeyim. Eğer Güneş ya da ortalama bir yıldız yaklaşık bir basketbol topu büyüklüğünde olsaydı, hacim olarak da galaksinin içinde bulunduğumuz tarafı dünyanın hacmi kadar olsaydı, o hacim başına ancak bir avuç basketbol topunuz olurdu. İnanılmaz derecede seyrek, öyle değil mi? Şimdi bir galaksiye baktığınızda mesela buradaki galaksinin görseline bir bakalım. Burada yıldızlar şuralara serpiştirilmiş gibi görünüyor ve aslında epey yoğun görünüyorlar. Aslında burada yani galakside kocaman bir boşluk var ve aslında bu hacmin çok 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 büyük bir kısmında sadece boş bir alan var. Ne yıldızlar, ne gezegenler, hiç ama hiçbir şey yok. İşte şurada Buradan buraya büyük bir sıçrayıştan bahsediyorum. Şimdi eğer bir galaksinin ne kadar büyük olduğunu kavramak isterseniz, güneşle veya güneş sistemimizle en yakın yıldız arasındaki mesafeyi alın. Bu mesafe dünya ve güneş arasındaki mesafenin 200 bin katı demiştik hatırlayın. İşte bu mesafeyi de 25 bin ile çarpın yani mesela güneş eğer bu resimde şuradaysa en yakın yıldızda aynı piksel üstünde olacaktır. Hatta birbirlerinden çok uzak olmalarına rağmen bu bir pikselin içinde aslında binlerce yıldız bulunuyor. Ve bunun bütünü yüz bin ışık yılına eşit. Güneşle en yakın yıldızın arasındaki mesafenin 25 bin katı. Yani sadece bir tek galaksi için bile akıl almaz ve ölçülemez mesafelerden bahsediyoruz. Açıkçası şu noktada beynim kavrayabileceğim her şeyin ötesine geçti. Aslında bu aşamada soyut düşünmeye geçtik diye düşünüyorum. Artık sayılardan ve matematiksel ifadelerden bahsediyoruz. Ama yine de evreni, daha doğrusu gözlenebilen evreni anlayabilmek için ki bu noktada biraz daha net olmalıyız. Çünkü aslında sadece kaynağını 13,8 milyar yıl önce terk etmeye başlamış olan ışığı gözlemleyebiliyoruz. Neden dersiniz? Çünkü evrenin yaşı bu kadar. Gözlenebilen evrense yaklaşık 93 milyar ışık yılı kadar bir büyüklükte. Bunun 13,8 milyardan büyük olmasının sebebi ise 13,8 milyar yıl önce uzaydaki ışığı emen noktaların bizden giderek uzaklaşması. Bu yüzden şimdi bunlar bizden yaklaşık 40 milyar ışık yılı ötedeler. Tabii sonuçta burada kozmoloji hakkında konuşmuyoruz. Sadece sizlere bu ölçeklerden bahsetmek ve evrenin gerçekten de ne kadar büyük olduğunu anlatmak istedim biraz. Evrenin sadece teorik olarak gözlemleyebildiğimiz kısmından bahsedecek olursak eğer, ki bunu o kısımlardan gelen elektromanyetik ışıma sayesinde gözlemleyebiliyoruz. Evet, işte gözlemleyebildiğimiz evrenden bahsedersek, bunun için gelin şimdi bu sayıları açıklığa kavuşturalım. Burada gördüğümüz bu resim 100 bin ışık yılını gösteriyor. İşte bu saman yolunun çapı. Bunu yazalım. Samanyolu'nun çapı 100 bin ışık yılı. Şimdi 100 bin ışık yılı olan Samanyolu'nun çapını binle çarpacaksınız. Binle çarpıldığında 100 milyon ışık yılı eder. Sonra bu sayıyı da binle tekrar çarpacak ve 100 milyar ışık yılı elde edeceksiniz. Aslında evren belki bundan çok çok daha büyük de olabilir kim bilir. Belki de sonsuzdur. Fakat sadece gözlemlenebilen evrenin boyutuna ulaşmak istediğimizde bile samanyolunun çapını bir milyonla çarpmamız gerekiyor. Samanyolunun boyutu bile zaten akıl almaz bir mesafe. Bir de bunu alıp bir milyonla çarpıyoruz. Düşünsenize. Şimdi başa dönüp büyük resme bakarsak eğer evrenle karşılaşıldığında bizler tabii ki de çok 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 küçüğüz. Ama inşa ettiğimiz şeyler Gezegenimiz, hatta güneşimiz ve güneş sistemimiz bile onun yanında aşırı küçük kalıyor. Evrenin büyüklüğü yanında galaksimizin boyutu bile hiçbir şey. Evet. <laughs> tekrar görüşmek üzere.